Sanal gerçeklik gözlükleri hayatımıza artık tam anlamıyla girdi desek yeridir. Şimdi sadece eğlence için değil, psikoterapi için de sanal gerçeklik gözlükleri kullanılıyor. Nasıl? Gelin görelim beraber. Koltuğuma doğru ilerliyorum. Uçağın içinde yolcular yerlerini almışlar. Yerime geçiyorum. Kimi bir uçağın içinde, kimi yüksek bir köprüde. Hepsinin ortak noktasıysa gözlüğün ardında korkularının olması. Kaygı bozukluklarında, özellikle fobilerin tedavisinde kullanılan en etkili teknik maruz bırakma yöntemidir. Geliştirilen üç boyutlu yazılımlarla birlikte kişiler kaygı duydukları durumlara ve nesnelere sanal ortamda maruz kalıyorlar. Sanal gerçeklik gözlükleri hayatımıza eğlence katmak için girmişti. Ama gelişen teknolojiyle birlikte kullanım alanları da çeşitlendi. Artık yalnızca eğlence için değil, psikoterapi için de kullanılıyorlar. Şu an nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Yaşam kalitemi çok düşüren bir şey. Havaalanını çok kullanamıyorum, hava yolunu çok kullanamıyorum. Gözlüğü takan korkusuyla yüzleşiyor. Bu yöntemle yükseklik, uçuş ve hayvan korkuları tedavi edilebiliyor. Üstelik artık yazılımları da tamamen yerli. Artık uçuş korkusu alanında %100 yerli bir ürün ortaya çıkarmış bulunmaktayız. Her seansta danışanların stresi biraz daha azalıyor. Korkular zamanla aşılıyor. Bunu gerçekle yaşıyorum. Belki zaman içinde bunu aşabileceğim. Ama şu anda inanın gerçeği yaşadım.